Ülkemizde onca sorun varken biz burada müftülere nikah kıyma yetkisini tartışıyoruz. Sanki millet evlenmek için sıraya girmiş, kuyruk oluşturmuş gibi. Türkiye'de 50.292 muhtar, 1.397 belediyede 14.000 çalışan var. Bunlar yeterli gelmiyor da 957 müftüye bu yetkiyi verince mi sorun çözülecek? Ben bugüne kadar evleneceğim ama nikahımı kıydıracak birini bulamadım diyen, şikayet eden, bu konuda kimseye rastlamadım. Dolayısıyla bu yetki ihtiyaçtan dolayı verilmek istenmiyor. Kaldı ki ihtiyaçtan bile olsa sorunun çözümü belli. Evlendirme memurlarının sayısını artırırsınız. Peki niçin müftülere bu yetkiyi veriyorsunuz? Amaç özellikle Anadolu'da, taşrada toplumsal baskı yaratarak müftü nikahını yaygınlaştırıp giderek belediye nikahının yerini alacak hale getirmek. Yani aslında bu bir proje. Toplum zamanla müftüye nikah kıydıranlar ve belediyeye nikah kıydıranlar olarak ikiye ayrılacak. Ve müftü nikahını kıydıranların ne kadar dindar olduğu ama belediye nikahını kıydıranların ise dinsiz olduğu teması işlenecek. Anayasanın laiklik ve eşitlik ilkesi hiçe sayılarak hukuk birliği ortadan kaldırılacak. Zamanla çok hukukluluk ortaya çıkacak. Hukuk inançlara göre şekillenecek, inanç farklılıklarına dayanan değişik hukukların uygulanması ise ulusal bütünlüğümüzü bozacak. Çünkü ulus olmanın koşullarından biri yargı ve hukuk birliğidir arkadaşlar. Siz şimdi bu birliği bozmaya çalışıyorsunuz. Bizlerin müftülere nikah kıyma yetkisine karşı çıkışımıza ise Cumhuriyet Halk Partisi İslam'dan ve din görevlilerinden rahatsızlık duyuyor diye beyanat veriyorsunuz. Yıllardır her yerde dinsiz Cumhuriyet Halk Partisi bunlara oy vermeyin, bunlar iktidara gelirse ezanı susturur, camiyi ahıra çevirir, imam hatipleri kapatır diye Cumhuriyet Halk Partisi'ne çamur attınız. Çekin ellerinizi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partilerinin inançlarından. Bakın, bizim oralarda bir laf vardır. Para ile imanın kimde olduğu bilinmez. Siz kimsiniz Cumhuriyet Halk Partilerinin inançlarını sorguluyorsunuz? Aynada kendinize bakın önce. Müslümanım diyorsunuz, Sırbistan'da besmelesiz kesilen etleri millete yedirmeye kalkıyorsunuz. Müslümanım diyorsunuz, işi ehli olana verin diyen İslam dinine aykırı olarak işi yandaşa yoldaşa veriyorsunuz. Müslümanım diyorsunuz, israftan kaçının diyen dinimize göre değil, bu ülkede en müsrif iktidar olarak tarihe geçiyorsunuz. Müslümanım diyorsunuz, İslam dini komşusu aç yatarken, komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor bizim dinimiz. Ama sizin iktidarınızda bu ülkede binlerce insan aç yatıyor. Çekin ellerinizi Cumhuriyet Halk Partilerinin inançlarından. Bakın, size örnek vereyim. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili hak etmediği saati koluna takmaz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili haramla kazandığı ya da hak etmediği bir parayı yatak odasına saklamaz. Hele hele hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi yetim hakkı olan paraları sıfırlamaz. Bırakın artık toplumu ayrıştırmayı, ötekileştirmeyi. Bırakın artık din istismarını. Biz medeni kanunun bize sunduğu hakları, kazanımları asla size teslim etmeyeceğiz. Cumhuriyetten asla vazgeçmeyeceğiz. Sizin gücünüz bizlerden, özellikle kadınlara verilen hakları almaya hiçbir zaman yetmeyecek. Herkese saygılarımla.